ve takımımız başlıyor karşılaşmaya. Kenan Yasin mücadelesi, kurtarı topu Kenan. Kenan çevirdi, son anda savunma yatarak karşıladı. Tugay top istiyor sol kanatta. O Oğulcan mı oynadı? Oğulcan götürür şimdi. Oğulcan yerden içeri çevirdi. Gol pozisyonu top ağlarda. Enes Ata. Yerden içeri gönderilen topu ektekmeden filelerle buluşturuyor Enes Ata. 6. dakika 1-0'lık üstünlük yakalıyor Bursaspor'umuz. Torku Konya Spor önünde. Yunus. Emirhan kendini gösterdi. Ona doğru şimdi. Ofsayt yok. Emirhan götürüyor. Ceza sahası. Çapraz pozisyon. Emirhan çevirdi içeri. Kale boş top ağlarda. İkinci gol. Tugay aradaki farkı ikiye çıkartıyor. Bursaspor'umuz 7. dakikada Tugay Aydın'ın golü. Mehmet pas hatası. Şimdi Doğanay. Doğanay gole gidiyor. Doğanay. Doğanay bir çalım kaleciye, yerde kaldı Doğanay. Devam dedi maçın hakemi. Enes Ata duvar pası. Doğanay şimdi hücuma destek veren Kenan topla buluştu. Bekletmeden yerden Enes bıraktı. Emirhan. Emirhan kaleciden döndü. İkinci pozisyon top ağlara gidiyor ama gol değeri kazanmıyor. Doğanay gidiyor. Şimdi pasını verdi. Offside yok. Emirhan gol pozisyonu. Emirhan. 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 Üçüncü gol. Emirhan Çolak'tan geliyor. 16. dakika. Aradaki farkı 3'e çıkartıyor Bursaspor'umuz. Tugay yaptı ortasını. Arka taraf kafa vuruşu direkten döndü ama öncesinde çalan düdük. Atış Konya Spor lehine. Savunma arkasına Emirhan koşuyor. Emirhan ceza sahası. Emirhan kaleciden döndü. İkinci pozisyon. Tekrar Emirhan. Emirhan açısını kaybetti. Şimdi pasını çıkardı Mertcan. Ondan önce savunma. Son olarak top dışarı çıkıyor. İlk yarıda son düdük geliyor. İlk 45 dakikanın skoru Bursaspor'umuz 3, Torku Konya Spor 0. Enes Ata geriye, Mertcan bekletmeden pasını gönderdi şimdi. Doğanay, Doğanay gidiyor. Ceza sahası Doğanay, Doğanay kurtardı. Pasını verdi top ağlarda. 4. gol Enes Ata. 4-0'lık üstünlük yakalıyor Bursaspor'umuz. Maçta 47. dakika. Kenan. Semih, Mertcan bekletmeden pasını aktardı şimdi. Emirhan. Emirhan bıraktı. Kenan onun ortası. Mustafa'nın vuruşu. 5. gol Mustafa Ün. Bekletmeden yerden kalecinin de kapadığı köşeden topu ağlara gönderiyor Mustafa Ün. Mustafa. Mustafa bir çalım rakibine. Son çizgi orta, kafa vuruşu direkten döndü, tamamlayan Semih. 6. gol. Emirhan'ın kafa vuruşu direkten dönmüştü. O topu tamamlayan Semih Özen. Doğanay'ın pası. Semih. Şimdi ceza sahası içi gol pozisyonu. Yerden vuruş topu ağlara gitti İsmail. 7. gol İsmail'den geliyor. 88. dakika. Doğanay. Doğanay onun pasında Enes Ata. Enes'in pası Mertcan, gol pozisyonu Mertcan. Mertcan, Mertcan. 8. gol Mertcan Erdem'le geliyor. Maçta son dakika Mertcan'ın golü. Maç bitiyor. Bursaspor'umuz son maçta evinde konuk ettiği Torku Konya Spor'u 8-0'lık üstünlükle mağlup etmeyi başarıyor. Vallahi ilk önce maçta başlayacak olursak gerçekten oyuncular çok kaliteli maç oynadılar. Yani oyun anlayışı anlamında, hem savunma anlamında, hem ofansif hücum anlamında. Yani neticesinde de çok kolay, çok da hem kolay hem güzel hem de kalitesi yüksek goller bulduk. Yani saymadım ben, 7-0 mı oldu, 8-0 mı oldu, ne oldu filan. Gerçekten güzel maç oldu. Yani sezonu böyle tamamlamak bizim adımıza iyi oldu. Şu anda Galatasaray maçın son dakikaları oynanıyor herhalde. Bilmiyorum, belki son anda bir şey de olabilir. Futbol bu çünkü. Ama
maç bu şekilde bitecek olursa sonuçta Galatasaray ikili avarajla bizden üstün olduğu için yani iki takım da 74-74 puanlarla onlar da ikili avarajla iyi olduğundan dolayı onlar birinci bitirmiş olacaklar. Ha, önemli mi bu grubun? Şöyle önemli, bu grubun final oynamasını gerçekten çok istiyordum. Evet. Çünkü çok karakterli bir takım, çok karakterli oyuncular var. Sezon başından beri çok özverili çalışıyorlar ve sezon başından beri müthiş gelişim gösteren oyuncular var ve müthiş gelişim gösteren bir takım. Yani önümüzdeki süreçte ben inanıyorum ki bu takımdan yani Bursaspor formasını giyecek oyuncular çıkacağına inanıyorum. Yani çok gelişim gösterdiler. Dediğim gibi çok karakterli bir takım. Hayırlısı Galatasaray maçının sonucunu bekliyoruz. Ama sezonun geneline bakıldığı zaman yani Bursaspor U21 takımı yani bence U21 liginin şampiyonu olmuştur. Niye olmuştur? Galatasaray takımında en az 8-10 tane Süper Lig oyuncusu ve kalitesi yüksek milli takım oyuncuları oynamıştır. Galatasaray takımının piyasa değeri 20 milyon eurodur. Bursaspor U21 takımının piyasa değeri 600 bin eurodur. Yani sonuçta 74-74 puanlar eğer ikili avarajla Galatasaray'da şampiyon oluyorsa bence o zaman bu çocukları yürekten tebrik etmek lazım, gönülden tebrik etmek lazım. Yani bizim düşüncemize göre yani bu sezonun şampiyonu bu çocuklardır. Hocam geçtiğimiz hafta şunu soracağım. Geçtiğimiz hafta Galatasaray takımı Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla yendi U21 liginde. U19 liginde yine dün oynandı. Beşiktaş bu kez şampiyonluğa koşuyordu bizimle birlikte. Bu Beşiktaş takımı Galatasaray'ı 2-1 yeniyor. Yani sanki saha dışında bir şeyler oluyor gibi bilmiyorum. Ne demek istersin bu konuda? Valla şöyle söyleyeyim yani Türkiye'de yıllarca en alt kademeden en üst kademeye kadar böyle şeyler olmuştur. Ha ben olduğuna ya da olacağına inanmıyorum. Olmaması daha da. Ha olabilir mi? Olabilir yani o da sonuçta ama ben şöyle inanmak istiyorum. Sonuçta Galatasaray U20 takımı oynayarak Beşiktaş'ı yenmiştir. Beşiktaş U19 takımı oynayarak Galatasaray'ı yenmiştir. Ben en azından böyle inanmak istiyorum. Burada federasyona bir sistemim var, şöyle sistemim var. Yani bizim İsviçre programımız vardı. O programda bizim Trabzon maçını çok ara bir tarihe soktular. Oyuncular çok yorgundu. Orada biz Trabzon'da mağlup olduk. Aslında yani bakarsınız bizim kaybettiğimiz maç Trabzon'daki Trabzon maçıydı. Burada da federasyona sistemlerimi defalarca bildirdim. Tekrar sistem ediyorum. Kendilerine böyle bir uygulama yaptıkları için tebrik ediyorum. Hocam biz de sizi tebrik ediyoruz. Dediğim gibi gönüllerin şampiyonu Bursaspor bana göre. Yine en azından son haftaya kadar mücadeleyi bırakmadınız. Sizin de bahsettiğiniz şekilde karakterli bir kadro. Ve işte gelecekte Bursaspor A takım forması giyecek oyuncular. Yine de tebrik ediyoruz sizi hocam. Ben teşekkür ediyorum. Yani oyuncularda müthiş derecede gelişim var. Ben inanıyorum ki bu oyunculardan Bursaspor formasını giyecek oyuncular çıkacaktır. Bizim Yeşil Bursa'yı belki şampiyon kadrosunu, şampiyon olmak için kadro kurulacak Yeşil Bursa'da. O kadroya takviye edilen oyuncular çıkacaktır. Dolayısıyla oyuncularım adına da gerçekten iyi bir sezon geçti diyebilirim ben.